Yusuf Suresi Ayet 53 Ben nefsimi temize çıkarmak istemem. Çünkü nefis şüphesiz çokça kötülüğe emredendir. Ancak Rabbimin merhamet ettiği müstesnadır. Şüphesiz ki Rabbim çok affeden, çok merhamet edendir. Malum Yusuf Aleyhisselam Mısırlı Padişahın hanımı tarafından iftiraya uğramıştı. İftiraya uğrayınca zindana atıldı. Zindana atıldıktan sonra Mısır'ın o padişahı olayı incelemeye başladı. Sordu, soruşturdu, soruşturma yaptı. Soruşturmanın neticesinde Yusuf aleyhisselam'ın bu konuda temiz olduğu ve kadınlara sarkıntılık yapmadığı taciz etmediği ve aziz olarak geçer ya azizin hanımına bir şey yapmadığı belli olunca bu sefer o zindandan çıktı. Aziz onu zindandan çıkardı. Onun namusu güvenilir bir insan olduğuna hükmetti. Namusu güvenilir bir insan olduğunu hükmedince onu bir de kendi etrafını aldı tabiri caizse onu etrafında danışman gibi görevli yaptı onu. Ve bu esnada da Yusuf Aleyhisselam ağzından hani bu ayet-i kerime, Cenab-ı Hak ayet-i kerimi Yusuf'un ağzından söylüyor. Diyor ki, ben nefsimi temize çıkarmak istemem. Çünkü nefis şüphesiz çokça kötülüğü emredendir bizim bu akşamki sohbet konumuz bu. Nefis kötülüğü emreder. Bu tabi nefsi geniş bir yelpazede alırsak işin içerisine ruh da giriyor, işin içerisine can da giriyor. İşin içerisine nefsin kötülüğü emreden, terbiye edilmemiş tarafı da giriyor. Eğer nefis terbiye olursa o zaman nefis böyle, bu manada kötülüğü emretmiyor. Ama nefsin oyunu bitiyor mu? Bitmiyor. Ölünce kadar nefsin oyunu var mı? Var. Ancak kimmiş? Rabbinin merhamet ettikleri bu nefsin hile ve destesinden, oyunundan, tuzağından beri oluyorlar. Burada beri olmak şu, yani nefsi, nefis ona bir tezgah, bir oyun düzenlerse Cenab-ı onun kalbine ilham ediyor. Kalbine ilham edince o tezgaha, o oyuna o düşmüyor. Bu da en alt kategoride Rabbimin merhamet ettiği, Rabbimin korumaya aldığı, muhafaza ettiği kullar olmuş oluyor. Ama öbür türlü nefis ne yapıyor? İnsana her daim kötülüğü emrediyor. O zaman nefis her daim kötülüğü emrediyorsa bir Müslüman için en büyük hani hadis-i şerifte de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri savaştan döndüklerinde hani küçük savaştan büyük savaşa döndük. Diyor, sahabe soruyor ya Resulullah bizim karşımızda kim var? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de nefis var diyor. Nefis de savaş en büyük savaştır. Yani nefis de cihat en büyük cihattır. Cihadı ekberdir diyor. Çünkü nefisle olan savaş, nefisle olan mücadele asla ve asla bu noktada bitmeyecek. Tabi nefis bizden ne istiyor? Bizden haramları istiyor. Birinci derecede haramları istiyor. Bizi ne yapıyor? Harama doğru yönlendiriyor. Bizleri ibadetsizliğe doğru yönlendiriyor. En büyük oyunu bu. Önce ne yapıyor? Önce bizi ibadetsizliğe götürüyor önce bizi namazı gevşetmeye, zikrullahı gevşetmeye, ibadetleri gevşetmeye götürüyor. Bakın ümmeti Muhammed'in düşmüş olduğu en büyük yanlışlıklardan birisi bu. Yani ümmeti Muhammed ibadetleri bırakıyor, ibadetleri terk ediyor. Nefsin bu oyununa düşüyor. Yani normalde kendince o ibadetleri askıya almanın, ibadetleri terk etmenin kendince haklı bahaneleri var. Namazı terk edecek, kendince haklı bahanesi var. Orucu terk edecek, haklı bahanesi var. Ne bileyim işte zekatı terk edecek, haklı bahanesi var. Ve hatta işte gitmiş bir üstattan ders almış, orayı terk edecek, haklı bahanesi var. Ve hatta işte günlük virdi var, virdini çekmeyecek, haklı bahanesi var. Yani o nefis önce bizde ne yapıyor? Bizde önce ibadetleri farzları engellemeye çalışıyor. Ardından nefis bizi ne yapıyor? Oradan ibadetlerden zayıflatınca haramlara yönlendirmeye başlıyor. Artık ona tatlı 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 önce nefis gevşeklik yapıyor, ardından haramlara yönlendirmeye başlıyor. Önce ne yaptı? Önce ibadetlerle bağını kop senin kopardı. Senin işte sufilerce dersle bağını kopardı. Sufilerce dergahla, tekkeyle, zikirle, semayla her neyse iştigal ettiğin şey senin onunla bağını kopardı. Zikrullah'lar artık böyle gevşek geliyorsun. Dersini gevşek çekiyorsun. Namazı gevşek kılıyorsun. Orucu böyle kendince başın ağrıyor, miden ağrıyor. Sen rahatsızsın. Senin tansiyonun var, şekerin var, damar tıkanıklığın var, var da var. O yüzden doktora gittiğinde söylediğinde o da diyor zaten ondan sonra sen oruç tutma. Bana 10 yıldır diyorlar oruç tutma diye. Ben Cenab-ı Hakk'a hamdolsun 10 yıldır orucumu tutuyorum. Bak 10 yıldır bana oruç tutma diyorlar. Ben 10 yıldır daha fazlasından beri oruç tutuyorum.